Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf Akademi serisinde analitik geometrinin 9. videosundayız. Doğru analitiğinde 6. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımının, analitik geometrinin konu anlatımının son konusundayız. Noktanın doğruya olan uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 73 sağ tarafı ve 74 çözeceğiz. Hadi bakalım, çözümlere başlayalım. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığının bir formülü var. O formül de çok kolay. Büyük ihtimalle hemen aklında kalacaktır. A noktası x0 y0'ın şu doğruya olan uzaklığı yani ax artı b artı c eşit 0 doğrusuna olan uzaklığı şu şekilde buluyor. Noktayı doğru da yerine yaz. Yani x yerine x0, y yerine y0 yaz. Mutlak değerce çünkü uzaklık dediğimiz pozitif olmak zorunda. Bölü kare içinde de a kare artı b kare. İşte budur. Yalnız burada a kare artı b kareyi kullanırken kolay bir yol düşünebilirsin. Mesela bu a ve b 3 ve 4 ise 3'ün karesi artı 4'ün karesi dik üçgenleri düşünebilirsin. Ne yapıyor? 5'in karesi yapıyor. 3, 4, 5 üçgenler. Ya da 5, 12 ise 13 olur alt tarafı. Ya da 8'e 15 ise eksi olsa da artı gibi düşün. 8, e 15 ise e 17 deyip alt tarafı direkt 17 diye yazabilirsin. Ha böyle özel bir üçgen yoksa özel kenarlar yoksa özel, özel sayılar yoksa o zaman ne yapacaksın? Klasik şekilde kare içinde a kare artı b kareyi kullanacaksın. Bak çok basit tekrar söylüyorum. Noktayı da yerine yaz. Mutlak değerce. Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Noktanın doğru yalan uzaklığını verir bize. Hemen bir basit bir örnekle başlayalım. P 1'e 2 noktasının 3x artı 4y artı 4 eşit 0 doğrusu olan uzaklığı. Hemen noktayı doğru da yerine yazıyorum. H neye eşittir? 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 2 artı 4. Mutlak değerce. Bölü kare kök içerisinde a kare artı b kare. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bak 3 8 daha 11. 4 daha 15. Mutlak değer 15. 15 eşittir bölü. 3, 4 aşağısı direkt nedir? 5 yazabilirdik direkt. Ama kare küçüldü. A kare artı B kareyi de burada yazmak istedim. İstersen 9 artı 16 kök 25 yapıyor. O da 5 yaptığında görüyorsun. Ama kolaylık olması bakımından 3, 4, 5 hemen yaz. E o zaman 15 bölü 5'ten cevap ne olacaktır? 3 olacaktır. Evet örnek 2'ye gelelim. Analit düzlemde eksi 1'e k noktasının bu doğrusunun uzaklığı 2 birim olduğuna göre noktayı doğru yerine yazıyoruz. Evet. 5 çarpı eksi 1. Sonra artı 12 çarpı k artı 7 mutlak değerce bölü kare. Küçüğünden kare artı bir kare. Bak. 5 12 varsa direkt 13 yazabiliriz buraya. Bu neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. O zaman mutlak değeri içerisinde burası kaç yaptı? Eksi 5 artı 7 artı 2 yaptı. 12 k var. 12 k artı 2 mi yapıyor burası? Evet. Bu da 13 ile 2'nin çarpımına 26'ya eşit oldu. E, mutlak değerli bir ifade 26 eşitse ise 2 tane çözüm kümesi vardır. Yani ya 12K artı 2 eşittir 26'dır ya da 12K artı 2 eşittir eksi 26'dır. K'nın alabileceği değerler toplamı isteniyor bizden. 12K eşittir 24 yapar. K'yı da buradan 2 buluruz. 12K eşittir eksi 28 yapar. K da buradan bu 12K olacak. K da buradan eksi 28 bölü 12. Yani 4'e bölsen eksi 7, 4'e bölsen 3. Eksi 7 bölü 3 bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. 2 artı eksi 7 bölü 3. 2 kere 3 6. 6 artı 6 eksi 7 eksi 1 yapıyor. Eksi 1 bölü 3 yapar cevabımız. Çok kolay. Noktayı da orada yerine yaz. Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Evet geldik örnek 3'e. Analitik düzlemde. O köşeleri abc olan eşkenar üçgende. Hemen rastgele özel bir durum yoksa rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Bir abc üçgeni çiziyoruz. Ve bu üçgende A noktası kaçmış? 1'e eksi 2 noktasıymış. Ve bu bir eşkenar üçgenmiş. Tamam. Aklımızda bulursun. Bütün kenarlar ne olacak? Birbirine eşit ve bütün açılarımız ne olacak? 60'ar er derece olacak. Hemen yani bunları yazalım. Şimdi A, B, C yazdık. BC kenarı bu doğrusu üzerinde olduğuna göre. Arkadaşlar bu BC kenarı şu doğru üstündeymiş. Bu doğrunun adı da 3x-4y artı 9 eşit 0 doğrusu üzerindeymiş. Alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar eşkenar üçgenin alanını bulmak için bir kenar lazım bana. kenarı da nasıl bulunur? Yani yükseklik bulunsa da olur. işte bir kenar bulunsa da olur. Herhangi bir şekilde bir şeyler yapılır. Bana verilen bilgiye bakayım. Burada ne verilmiş? A 1'e 2 noktası verilmiş ve doğru verilmiş. Arkadaş ben 1'e 2 noktasının bu doğru yalan uzaklığını bulabilirim. Buna h diyelim. Hocam h neye eşittir? Noktayı doğru da yerine yazıyorum. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı y. Yani eksi 2 artı 9. Mutlak değerce bölü Kare a kare artı b kare. Yani 3 var 4 var. 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. H buradan ne oldu o zaman? Burası 3. Burası artı 8 11. Artı 9 daha 20. Mutlak değer 20. 20 diye çıkar. 20 bölü 5 de kaç yapar? 4 olur. Evet burayı 4 bulduk. Yükseklik 4. E arkadaş şimdi 60'ı karşısı 4 ise 30'u karşısı nedir? 30 60 90 üçgeninde 4 bölü köküş değil midir? Evet. E, çizilen yükseklik geçkenler üçgende aynı zamanda kenar ortaydır. Burası da 4 bölü köküştür. Toplam burası 8 bölü kök 3 yaptı? Topladığımız zaman evet. Normalde eşkenar üçgenin bir kenarı belliyken a kare kök 3 bölü 4'ten alanı bulabiliriz. Ama burada alanı bu formülü yapmaya gerek var mı? Yok. Niye? Taban belli. Yükseklik belli. E, taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. Yani alan neye eşit olacaktır? 8 bölü kök 3 çarpı taban yüksekliğimiz 4 bölü 2'ye eşittir. Yani burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2 bu da 16 bölü kök 3'e eşit oldu. Hatta kök 3 eşitleriyle çarparsak bu da neye eşit oluyor? 16 kök 3 bölü 3'e eşit olur. Evet yeter ki soruyu anla. Şekil üzerinde göster. Bazen basit şekil üzerinde gösteriyoruz. Bazen de analitik düzlemde gösteriyoruz. Bu ikisinin arasındaki kavram nasıl anlaşılıyordu? Özel durumlar olduğu zaman analitik düzlemde gösteriyorduk dostum değil mi? Evet burada rastgele bir şekilde şekli çizdik ve soruyu anlamak için bu basit şekli yorumladık arkadaşım. Evet örnek 3'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. ABCD kare demiş. Şurası 3, burası 4. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 çıkar. Yani bu bir kare ise karenin bir kenarı 5 çıktı mı? Çıktı. E, sonra ne yapacağız? Buradan dik çizilmiş. Kare olduğu için karşısında kenarlar birbirine paralel ya. Yönde dolayı burası 90 derece çıktı. OP uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada şunu yapabiliriz aslında. Normal geometriden de gidebiliriz. Şuraya aç deyip hocam üçgenin alanı 5 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda 3 çarpı 4 bölü 2. H'ı oradan bulabiliriz. Ya da biz şimdi analitikteyiz ya. Analitik geometriden yapalım. Hocam burası 90, burası da 90. 90, 90, 90 olduğundan burası da 90 olur. Yani şurada bir dikdörtgen çıktı burası 5 çıktı. Şurada karşı bulacağım. H dediğimizde buradaki noktanın yani 0, 0 noktasının bu doğru yola uzaklığı değil midir? Evet. Bu doğrunun denklemini yazmam lazım benim. Eksenleri kestiği yerler belli. Yani x bölü 4 artı y bölü 3 eşittir 1 şeklinde bulunur. Şunu 3 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. O zaman denklemimiz ne yapıyor arkadaşım? 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1 ya. Eşittir 12 yaptı. Yani bu denklemi şöyle yazarsak daha sağlıklı olur. Eşit 0 şeklinde yazalım. Çünkü bir noktanın bir doğruda olan uzaklığını bulurken eşit 0 şeklinde olmak zorunda. E şimdi ne yapacağız? 0 0 noktasının bu doğru yolun uzaklığını bulacağız. H nedir o zaman? Koy x yerine 0 y yerine 0. 3 çarpı 0 artı 4 çarpı 0 eksi 12 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Yani 3 4 5 üçgeninden burası 5 çıkar. E hocam yukarısı eksi 12 yaptı mutlak değerce 12 yaptı 12 bölü 5 yaptı h. E o zaman h 12 bölü 5 ise op uzunluğu isteniyor bizden e, burayı 12 bölü 5 bulduysak OP uzunluğu da neye eşit olacaktır? 12 bölü 5 ile 5'in toplamı yapacaktır. 5 kere 5 25. 25 ile 12'nin toplamı da 37 yapar. Yani cevabımız 37 bölü 5 çıkar dostlar. Evet normal analitikten de kolay bir şekilde çıkıyor. Normal geometriden de yine kolay bir şekilde sonuca bence ulaşabilirdiniz. Evet örnek 4'ü bu şekilde bulduk ve geldik paralel iki doğru arasındaki uzaklığa. Arkadaşlar biz paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedebiliriz. Kesişen iki doğru arasındaki uzaklık zaten bunlar kestikleri için sıfır olduğu durumda var. Zaten sıfırdır. O yüzden çakışık doğrular arasındaki uzaklık da zaten sıfırdır üst üste bindiği için. Yani hocam paralel e, kesilen iki doğru arasındaki uzaklık her zaman sıfır mı? Ya noktalar arasındaki uzaklık tabii sıfır olmuyor. Olmadığı durumda var. Ama biz bir uzaktan bahsediyorsak paralel doğrular arasındaki uzaktan bahsedebiliriz. E o zaman paralel doğrularsa şu eğimiyle bunun eğiminin birbirinin tıpkısının aynısı olması lazım. Yani bunun eğimi eksi a bölü b ise bunun eğimi de eksi a bölü b olmak zorunda. Yani burası 2x artı 3y artı 5 eşit 0 şeklindeyse bu da aynı şekilde eğimi eksi 2 bölü 3 olacak ya. Yani eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı. Bu da 2x artı 3y artı k eşit 0 şeklinde olmak zorunda. E hocam ya bu tamam eğimleri birbirine eşit dediniz. Bu şu şekilde de yazılamaz mı? 4x artı 6y artı c eşi 0 şeklinde olamaz mı? Olabilir. Evet bu doğruyla yine bu doğru birbirine paralel. Yalnız biz bu iki paralel doğru arasındaki uzaklığa bakarken x'lerin katsayıları. Ya burada belli bir katı olacak ya bu. Şu 2x artı 3y ise bu da belli bir katı olacak. İşte 2 katı 3 katı bazen 5 bölü 7 katı olabilir. O katı direkt göremeyebilirsiniz. O katın olduğunu nereden anlarız? Eğiminden anlarız. Eğimleri birbirine eşitse bu iki doğru paraleldir deriz ve belli bir katı olmak zorunda. Ha bu belli bir katı olacak da formülü uygularken şunu söylemeye çalışıyorum. Paralel iki doğru arasındaki formül uygulanırken x'lerin katsayılarının aynı olması lazım. Burada aynı değil ya mesela. Ne yapacaksın? Ya bunu ikiye böleceksin ya da bunu ikiyle çarpacaksın. Ha bunu ikiye böldüğünde rasyonel sayıyla uğraşıyorsan bunu ikiyle çarpman tabii ki daha mantıklı olacaktır. Yani biz şunu söyleyeceğiz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık verildiğinde şu öncelikle Bunlar paralel olduğu için ax artı b'ye bu da ax artı b'ye şeklinde olmak zorunda. Değilse de aynı şekilde 2 ile çarparak ya da 3 ile çarparak aynı katsayıyı elde etmemiz lazım. Evet bunlara dikkat edeceksin. X'lerin katsayıları eşit. Dolayısıyla X'lerin katsayıları eşitse ve bunlar paralelse Y'lerin de katsayıları eşit olduğu durumda biz bu formülü uygulayacağız. Burada da paralel iki doğru arasındaki formül de aslında çok basit. Nasıl? Bir tek bak A'lar B'ler aynı. C'ler farklı. Burada da arkadaşlar paralel iki doğru arasındaki uzaklık bulunurken C'ler farkı. Biraz öncekinde neydi? Noktayı doğru da yerine yaz bölü kare küçüğünde A kare artı B kareydi. Burada da C'ler farkı. Bak şurada C'ler farkı bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. Yani uzaklık işin içine girince kare küçüğünde A kare artı B kare yapacağız. İşte o yüzden burada X'lerin katsayılarının ve Y'lerin katsayılarının aynı olması lazım. Çünkü formülde düşünseniz ya bu AX artı B'ye iken bu daha farklı bir sayıysa kare üstünde a kare artı b kareyi buradakini mi kullanacağım buradakini mi kullanacağım değil mi? Aynı olmasına dikkat edeceksin. Aynı olduğunda kare küçüğünde a kare artı b kareyi kullanacaksın. Bunu da sakın ama sakın unutma. Gerçekten bu da basit. Sadece c'ler farkı bölüyor. Kare küçüğünde a kare artı b kare. Evet geldik şuraya. Hemen sorusuna bakalım. Doğrular arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Hemen x'lerin katsayıları aynı mı? Aynı. Bunlar da paralel. Bak 4x 3 y 4x 3 y ya da eğimleri birbirine eşit olduğundan dolayı paralel. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabiliriz. O da nasıl bulunuyor? C'ler farkı. Yani eksi 5 eksi 10 mutlak değerce Bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi diyeceğiz. Yukarısı kaç yaptı? Eksi 15. Mutlak değer dışına çıktı 15. Aşağısı ne yaptı? Hocam 3, 4, 5 üçgeninden direkt 5 diyebiliriz zaten. Yani cevap böylelikle 3 olarak buluruz. Evet örnek 1'i 3 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi bu doğrular arasındaki uzaklık. E hocam bak C'ler farkı bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. Akar artı b kare de 6, 8 mi kullanacağız? 3, 4 mü kullanacağız ya? Olur mu? Ne yapacağız? Kas aynı olması lazım. Ya bunu 2'ye böleceğiz ya da bunu 2 ile çarpacağız. Bu 2'ye bölünebiliyor. Bunun 2'ye bölünmüş halini 3x artı 4y eksi 1 eşit 0 şeklinde. Şimdi doğrumuz bu şekildeyken c'ler farkı. Bak x'lerin kas aynı. Otomatik ben y'lerin kas da aynı olduğunda. C'ler farkı. Eksi 1 eksi 4 mutlak değer c bölü... Kare küçüğünde a kare artı b kare. A kare artı b kare bu sefer 3 ve 4 değil mi? 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yani 5 bölü aşağısı da zaten direkt 3, 4 ise 5 yazabilirdik. Cevap ne çıkar o zaman? 1 çıkar. Evet örnek 2 böylelikle 1 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi bu doğrular verilmiştir. Bak şöyle bir doğru var. Hemen doğrular verildiğinde eğimine bakalım. Eksi 5 bölü eksi 12. Bu da eksi 5 bölü eksi 12. Yani 5 bölü 12 yaptı. O zaman bunlar birbirine paralel. C'leri farklı zaten. Paralel olduğu belli. Birer kenarları bu doğrular üzerinde olan bir dikdörtgen çiziliyor. Hmm. Arkadaş şöyle bir iki tane paralel doğru var. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğim. Bir doğrumuzun adı 5x-12y artı 1 eşit 0. Bir doğrunun adı da 5x-12y artı 27 eşit 0. Arkadaşlar burada diyor ki Birer kenarları bu doğrular üzerinde olan bir dikdörtgen çiziliyor. Doğrular üzerindeki kenar uzunluğu 8 birim olacakmış. Şöyle bir dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar. Evet dikdörtgen çizdim. Doğrular üzerinde olan kenar uzunluğu kaç birimmiş? 8 birimmiş. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. O zaman ben neyi bulacağım arkadaşlar burada? Bak şekli çizince şekli yorumlamak çok güzel ve çok kolay. Hocam ben burada paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulursam dikdörtgenin diğer kenarını da bulurum. O zaman ne diyeceğiz? Cler farkı yani 27 1 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare yani 5 12 13 üçgeninden 13 çıkar. O zaman bu 26 bölü 13 oldu. O zaman 2 oldu. E evet, taşı 2 bulduk. Alan dediğimiz kısımdan olacak dikdörtgenin alanı dik kenarların çarpımı yani 2 çarpı 8'e eşittir. O zaman cevapta kaç yapar? 16 yapar. Örnek içi böylelikle 16 buluruz ve geldik sanırım son soruya. Analitik düzlemde verilen doğrular arasındaki uzaklık iki köklü olduğuna göre K'nın alacağı değerler soruluyor bize. Arkadaşlar paralel iki doğru arasındaki uzaklık incelenirken eşit sıfır şeklinde olması lazım. Onu düzenleyelim. Y'yi öbür tarafa atalım. X'i ve K'yı buraya atacağımıza. O zaman X eksi Y artı K eşit sıfır şeklinde oldu. Burada da Y'yi öbür tarafa atalım. X eksi Y eksi 1 eşit sıfır şeklinde oldu. Şimdi bunlar paralel mi? Paralel. Bunların eğimleri 1 zaten. Ya da eksi A bölü B, eksi A bölü B'den dolayı paralel ve x'lerin katsayıları aynı mı? Aynı. D aynı yapacaktık. Tamam. Bütün şartlar uyuyor. O zaman ne yapacağız? C'ler farkı. Yani k eksi eksi 1 mutlak değerce c bölü kare kök içerisinde a kare artı b kare. X'in katsayısı 1. 1'in karesi artı y'nin katsayısı eksi 1. Eksi 1'in karesi ya da hocam 1 1 kök 2 de diyebilirdik aşağıya. Bu iki kök 2 kök eşitmiş. Yani buradan ne geldi? Mutlak değer k artı 1 bölü kök 2 yaptı. Bu iki kökü eşitmiş. O zaman mutlak değer k artı 1 ne eşit oldu arkadaşlar? Bununla bunu çarpımına. Yani 4'e eşit oldu. E bu ne demek? K artı 1 ya 4'tür. K artı 1 ya da eksi 4'tür. K buradan 3 gelir ya da K buradan eksi 5 gelir. Bizden ne isteniyor? K'nın alabileceği değerler çarpımı isteniyor. Yani 3 çarpı eksi 5'ten cevap ne çıkacaktır? Eksi 15 çıkacaktır. Yani cevabı eksi 15 olarak bulduk arkadaşlar. Evet örnek de eksi 15 bulduk. Ve analitik geometri konu anlatımını bitirdik. Sırada ne var? Testler var. Ve şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Buradaki işlediğimiz derste bu paralel iki doğru arasındaki uzaklık veya bir noktanın bir doğru yalan uzaklığından mutlaka ama mutlaka sınavda karşınıza soru gelecek. Yani bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. E, burada da bütün soru tarzlarını da zaten çözdük. Anladığınızda ya bir soru ya da iki soru garanti. Yani ya bir soru noktanın doğru ya iki soru gelir. Biri noktanın doğru olan uzaklığı, biri de paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Ya da bir soru gelir. İşte bu ikisinden birini seçip de karşınıza bir soru olarak koyarlar. Ama direkt noktanın doğru olan uzaklığını sormayabilirler. Basit bir şekilde şekli bize sorabilirler. O zaman ne yapacaksın? Basit bir şekilde şekli çizip şekil yorumlamalı soruları da yapacaksın. Şekli çizdikten sonra zaten şekli yorumlamak gerçekten çok kolay oluyor. Zaten bununla da ilgili sorular yaptık arkadaşım. Evet gençler böylelikle Konu anlatımlarını bitirdik. Sırada testler var. O zaman bir sonraki videoda testlerin çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.